Kaan'ı artık hepiniz tanıyorsunuz. Kendisi 8. sınıfa gidiyor ve çalışmalarını her 8. sınıf öğrencisi gibi evinden sürdürüyor. Malum pandemi tedbirleri. Ama onu diğerlerinden ayıran küçük bir fark var. Küçük dediğime de bakmayın, belirleyici bir fark. Kaan sene sonunda LGS'ye tam 9 tombuk dergisiyle hazırlanmış olacak. Kaan tam evden çalışmaya alışmıştı. Hazırladığı planlara uyuyordu. Sanki okula gidiyormuş gibi erken yatıp erken kalkıyordu. Beslenmesine de dikkat ediyordu derken rastgele karşılaştığı son dakika haberleriyle her şey bir anda değişti. 8. sınıflar yarın itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak arkadaşlar. Yok ya, açılmamıştır. Şaka yapıyorlar canım. Kaç ay oldu evdeyiz. Açılır mı hiç okul? Açılmamıştır değil mi? Değil mi? Açıldı Kaan'cığım, açıldı. Sen en iyisi çantanı, kıyafetlerini hazırla çünkü yarın okula gidiyorsun. Kaan uzun bir aradan sonra sınıfına giriş yaptı. Şöyle bir sınıfın kokusunu içine çekti. Tekrardan sınıfta ders dinleyebilecekti. Sırasına yöneldi. Kitaplarını ve defterlerini çıkarıp arkadaşlarıyla birazcık lafladı. 40 dakika sonra Kaan teneffüste biraz kafa dağıtmak için çantasından Tombuk Mart sayısını çıkardı ve Gülgeç sayfasını açtı. Bunu gören arkadaşları hemen Kaan'ın başına üşüştü. Aa, bu ne Kaan? Nereden aldın bunu? Çok güzel ve bayağı renkliymiş. Tesarım içinde bunu. Uzun bir aradan sonra tekrar arkadaşlarını görmesi ve bu kadar ilgiyle karşılanması Kaan'ı memnun etmişti tabii. Kaan sanki dergiyi üreten kendisiymiş gibi anlatmaya, hava atmaya başladı. Aslında dergiyi bu kadar iyi bilmesinden doğal bir şey de yoktu. Çünkü şu ana kadar 6 Tombuk dergisiyle çalışmıştı ve dergi konusunda da ustalaşmıştı. Sonra başladı dergiyi anlatmaya. Bir kere size özel çalışma programı var. Programı nasıl yapacağım derdinde kalmıyor, çalışmamak için mazeretinde. Açıyorsun programı, hemen başlıyorsun çalışmaya. Her ay çalışman gereken konular da sıralı bir şekilde dergide. Bak burada kare kod var, okutup siteye yönlendiriyor seni. Önce Tonguç Plus'tan eğitimleri izliyorsun, konuyu dinleyip kavradın mı iyice? O zaman dergideki etkinlikleri ve vitesleri çözüyorsun. Her şey adım adım yani. Bakın şimdi en sevdiğim kısmı göstereceğim size. Beceri temelli sorular. Bazı soruların kolay olduğunu biliyoruz ama hep bir yerinden kaçırıyoruz ya. Heh işte o soruların püf noktalarını gösteriyor size. Böylece farklı soru tiplerini taktikleriyle beraber öğrenmiş oluyoruz. Bu sayıda bir de konu özetleri kısmı var. Tüm branşlarda bilmemiz gereken önemli noktaları özetlerle anlatıyorlar. Ben bu sayede bayağı zaman kazandım ve soru çözmeye de vakit ayırabildim. Kaan dergiyi anlatırken kendinden o kadar emindi ki arkadaşları ona hayranlık bakıyordu. Açıkçası bu durum Kaan'ın da hoşuna gitti tabii. Sonra devam etti. Eğitimleri izledim. Etkinlikleri yaptım. Vitesleri çözdüm. Sırada öğrendiklerimi test etmek var. Sağ olsunlar bir sürü deneme koymuşlar. Hem farklı soru tiplerini görüyorum hem de sınav pratiği kazanmış oluyorum. Bir de motivasyon sayfaları var tabii. Biliyorsunuz LGS uzun bir maraton ve inişleri çıkışları olabilir. İşte tam inişte olduğum zaman motivasyon sayfaları sayesinde tekrardan yükselişe geçiyorum. Ayrıca Tonguç Plus'taki çalışasım yok sayfası da motivasyon sayfasında bayağı yardımcı oluyor. Gelelim en sevdiğim özelliğe. Derginin en sonunda cevap anahtarları var. Şimdi diyeceksiniz ki cevap anahtarı her dergide olur yahu. İşte tam da burada Tombuk diğer dergilerden ayrılıyor. Çünkü Tonguç Plus'ta etkinliklerin ve testlerin çözüm videoları var. Yapamadığım soru olduğunda çözümleri buradan izliyorum. Hatta yaptığım kısmın doğrusunu bile öğrenebiliyorum. İnanır mısınız? Ben doğru çözdüğüm soruları bile izliyorum. Belki öğretmen farklı bir yöntemle çözmüştür diye. Kaan finali güzel bir şekilde yapmak istediği için derginin en sevdiği kısmını sona bırakıyor. 9 ayın sonunda parolalarla birlikte anlamlı cümleyi doğru bir şekilde oluşturan öğrenciyi iPhone kazanma şansı bekliyordu. Diğer öğrenciler de Tombuk almak için sabırsızlanmaya başladılar. Hemen Kaan'a nasıl sahip olabileceklerini sordular. Cevabı basitti. Tonguçakademi.com üyelik paketleri sayfasından dergilere kolayca sahip olabilirler. Üstelik yanında 2. dönem akıl haritası setine de sahip olabilirler. Ayrıca geçtiğimiz aylardaki 6 sayıda adresinize gönderilecek. Kaan o gün okulda hiç olmadığı kadar mutlu ve popülerdi. Çantasını topladı ve evinin yolunu tuttu. Sınava az bir zaman kala çalışmalarına daha da motive bir şekilde devam edebilecekti. O zaman Nisan sayısında görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.